geçtiğimiz haftayı en çok meşgul eden konulardan bir tanesi de Kudüs mevzusuydu. Amerika Birleşik Devletleri'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve ardından yapılan BM'de yapılan genel kurulda oylama. Evet, bunun arkasından da Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales ilk defa Kudüs'ü, İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını söyleyen ikinci ülke oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra. Evet. Şimdi o oylamaya bakıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin yanında olan devletlerden bir tanesi Guatemala. Ben çok şaşırmadım bunu yapmaya girişmelerinden. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nden en çok destek alan maddi anlamda 11 ülkeden bir tanesi Orta Amerika Devleti. Evet. Ve çok zor durumdalar aslında. Kendileri zaten fakirlikle savaşan bir Orta Amerika ülkesi ve ekonomiye büyüme yardımı alıyorlardı. Amerika'da daha önce Trump da yaptığı bir açıklamada yardım yapmayı kesebiliriz bu ülkelere. Hani eğer bize red cevabı verirlerse demişlerdi. Bunun arkasından da Guatemala'dan böyle bir birazcık açıklama Amerika'nın geldi. Birazcık Amerika'nın gözüne girmek için, evet, yapılan bir şey ama tüm dünyayı karşısına alıyor bir yandan. Kesinlikle, yani. Kesinlikle. Ya siyasi bir ağırlığı var aslında bu olayında. Evet, yani şöyle söyleyelim, bu yapılan oylama, tekrar hatırlatalım, bağlayıcılığı yok aslında ama işte siyasi olarak senin de dediğin gibi kesinlikle bir ağırlığı var. Guatemala bu kararı alan, işte dediğin gibi ikinci ülke ve ufak bir ülke yani. Şimdi Amerika'ya çoğu ülke karşı geldi ama hani yine bir gücü var. Evet. Ama sen Guatemala'sın yani. O yüzden büyük ihtimal karşı gelemedi zaten.